yatağım baba. Bir yayın evi bulamıyorsa İstanbul'da, neden be? Bu Murat yatağı babanın bir takım faizlerle yola çıkarak da, ödüm vererek yola çıkarak da bir gayret içinde olmamasından ötürü. İlk önce size Emren Güray Mert'in sorusunu okuyayım, ondan sonra cevabını vereyim. Sormaz ki bilsin, sorsa bilir. Bilmez ki sorsun, bilse sorar. Biliyorsunuz ülkemiz 3 askeri darbe. 1960-71-80. Bir de yarı askeri, yarı hukuki darbe. 1997'de geçirdi. Barış Manço'nun elbette darbe yanlısı olmayacağını biliyorum. Ancak o günlerde askerin Manço'ya, Manço'nun askere tavrı nasıldı? Övüldü mü, dövüldü mü? Bir yaptırım uygulandı mı? Müziğini devam ettirebildi mi? Yasaklarla karşılaştı mı? Şimdiden vereceğiniz cevap için teşekkür ediyorum, saygılar. Sormaz ki bilsin, sorsa bilir. Bilmez ki sorsun, bilse sorar. Ve Türkiye daha çok acılı yıllarını, sorunlu yıllarını, barıştan uzak yıllarını hep 80 öncesinde yaşamıştı. Barış Manço'nun bu özelliği, bu kişilik yapısı, o dönemlerde bastırıldı mı, yoksa niye ön planda değildi? Salonun yarısı gelirdi, o devirde. Elhamdülillah biz devrimciyiz, devrimciyiz derdi. Sizi biz koruruz, siz merak etmeyin derdi. Tabancayı da koyardı. O giderdi, soyunma odasına öbür taraf gelirdi, ülkücü grup. Hayatınız garantide, hiç merakınız olmasın, bizim korumamız. Yani Barış Manço sağcısının da solcusunun da koruması altında olan bir adamdı. Sağcısı da solcusu da Barış'ın kendisinden görürdü, kendisinden bilirdi. Şimdi bir ideolojinin savaşçısı ya da savunucusu olmamak başka türlü bir şey. Senin söylediğin bambaşka türlü bir şey. Pasif adam değildi Barış. Murat'ın söylediği anlamda çok aktif bir adamdı ama birleştirici unsurlar elinden. Barış Manço'nun tarzı bu. Gelinim sana söylüyorum, kızım sen anla tarzı. Barış Manço'nun dönemde şarkısı, senin bahsettiğin 12 Eylül döneminin şarkısı. Barış Manço'nun düşüncesi şu, 12 Eylül'deki o dar boğazı, o kardeşim kardeşi vurması siyasetini askeri darbe halledemeyecek. Ha, kanı durdurur da millet orada o işi defteri kapatmayacak. Ama diyor, yepyeni bir nesil gelecek, bu işi onlar halledecek. Daha bilinçli, daha anlayışlı, daha eğitimli, daha hoşgörülü, daha donanımlı. Orada tavrını koymuştur. Bir gün gelecek dönence dedi o. Yani susturulduğu yok. Kendi tarzında o işe cevap verir. Ve kendi nesline yetiştiriyoruz. O dönemdeki ortamı bu şekilde özetledikten sonra gelelim askerin Barış Manço'ya, Barış Manço'nun askere bakışı nasıldı sorusunun cevabına. Bu soruyu cevaplamak için de Türk kültürünün karbon kağıdı Barış Manço destanı kitabımızın okunması gerekiyor. Şimdi bunun sayfalarını açıyoruz. Bir ses kaldı ki ben de aynı şeyi düşünüyorum. Çünkü biraz önce sevgili Murat'ın da bir yazarın olayları ifade edebilmesi çok daha değişik, çok daha güzel bir şey. Açtık kitabımızı. Barış Manço şarkıları 12 Eylül 1980 darbesini yapan askeriye tarafından da kullanılmıştı. Çünkü Genelkurmay Başkanlığı'na göre Barış Manço şarkıları bütün halkı kucaklayan ve milli beraberliğimizi savunan çok etkili şarkılardı. Barış Manço da halk üzerinde etkisi olan bir sanatçıydı. Irkçı asla değildi ama mutlak anlamda milliyetçiydi. Darbeyi yapan askeriyenin o dönemde Barış Manço'ya ilgisini şu yazı dizisinden anlıyoruz. 12 Eylül günü TRT programları yeniden düzenlendi. Barış Manço ve Hasan Mutlucan'dan şarkılar, türküler yerleştirildi programa. Demek ki neymiş? Darbe olduğunda darbeyi yapan askerler Barış Manço ile Hasan Mutlucan'ın şarkılarını, türkülerini televizyonda yayınlamış. Bu kitabımdan okuduğum bilgi
askerin Barış Manço'ya bakışını yansıtıyor. Hatta Barış Manço'nun askere bakışını da yansıtabilir. Bu alıntıladığım cümlenin kaynaklarını kitabımda vermişim. Bakın şu anda parantez içinde görüyorum. Oradan kitabımı okuyarak bu kaynakları görebilirsiniz. Bütün eserleri dizimizden çıkan 3. kitabımız Türk Kültürünün Karbon Kağıdı Barış Manço Destanı ile 10. kitabımız Dağı Aşan Deve Barış Manço Ankara Kızılay'dan Yavuz İş Gören'e gönderildi. Siz de her iki kitabımızı etiket fiyatına okuyabilirsiniz. Kitaplarımız Türkiye'de hiçbir kitapta satılmıyor. Sadece benim imzamla okuyucu ulaşıyor. İkisini beraber alırsanız 4 lira kargo parasını biz karşılıyoruz. Ankara'ya selamlar. Askerin Barış Manço'ya darbe dönemindeki ilgisini kitabından okudum. Barış Manço'nun askerle olan diyaloğu ilgisini ise E-Gazete dönemcide yayınlamışım. Sevgili Murat Yatan Baba, iki hafta önce konuk etmiştik Deniz'den. Barış Manço ile ilgili kitapları falan var. Dolu dolu bir insan. Çok da güzel bir sohbet olmuştu. E-Dönence diye bir E-Gazetesi var. Barış Manço darbe döneminde bile, o zaman tabii darbe olduğu için TRT'nin başına da bir komutan geçiyor, asker geçiyor. Barış Manço darbe döneminde bile TRT ile, yani başındaki komutanla rahat görüşebiliyordu. Yani her sanatçı görüşemiyordu anlamında söylüyorum bunu. Barış Manço görüşebiliyordu. Bu da Barış Manço'nun askerle ilgisini, diyaloğunu anlatan önemli bir olaydır. Doyurucu bir tarihte yaşanmış vakadır. Şimdi Emren Güray Mert'in 12 Eylül 1980 darbesinde Barış Manço engellendi mi, yaptırımı uygulandı mı, yasakla karşılaştı mı sorusunu Kocaeli Konferansı'ndan ve de Dönence ve Çile kitabından, askerin Barış Manço'ya karşı tutumunu ise Türk Kültürünün Karbon Kağıdı Barış Manço kitabımızdan cevaplamış olduk. Cevaplamış olduk fakat Emren Güray Mert'i bu cevapla bırakmayacağım. Sıra geldi fırçamıza. Çok moda olan bir söz var ya, sakın Yatan Baba'ya soru sormayın, bir güzel azarlar bozar atar diye. Yahu arkadaş, ben eğer ki fırçalıyorsam fırçalamakta haklıyım. Ben kimseyi bozup atmıyorum. Sadece insanların daha dikkatli olması için teşvik ediyorum. Niçin bu konuyu açtım? Emren kardeşim, de mübarek. Gördüğün gibi bana sorduğun bu soruların cevabını ben kitaplarımda yazmışım. Sen de bu kitapları sipariş verdin. Demek ki okumamışsın hala. İnce giyerim ince pembe yakışır gence. İnce giyerim ince pembe yakışır gence. İnsan bir hoş oluyor sevdiğini görünce. Yazar bir hoş oluyor siparişler gelince. Girişte dinlediğiniz türküden de anlaşıldığı gibi 5 yıl aradan sonra yayınlanan yepyeni kitabımız Dönence ve Çile Penceresiz Evde Misyonerlik Tekirdağ'a gönderildi. Yeni çıkan Dönence ve Çile Penceresiz Evde Misyonerlik kitabımız Tekirdağ'dan Güray Mert kardeşimize gönderildi. Sadece bu yeni çıkan kitabımız değil, Dağı Aşan Deve Barış Manço kitabımız, yarısı Barış Manço olan Ekmeğimizi de Gözyaşımızı da kitabımız ve de Türk Kültürünün Karbon Kağıdı Barış Manço Destanı kitabımız. Kitaplarımız size sipariş verebilirsiniz. Kitaplarım hiçbir kitapçıda satılmıyor. Türkiye ve dünyanın her yerine benim imzamla okuyucunun adresine ulaşıyor. Bana cep telefonundan ve e-postamdan ulaşabilirsiniz.
kitaplar adresinize geliyor, ücretini de kapıda alırken ödüyorsunuz. Bu kadar kolay bir uygulamamız var kitapları alıp okuyabilmeniz için. Tekirdağ ve de Güray kardeşime selamlar. İnsan bir hoş oluyor sevdiğini görünce, yazar bir hoş oluyor siparişler gelince. Çünkü en az Kurtalan Ekspres kadar bu işin çilesini çekmeler lazım. O çileyi çekmek kolay değil. Şimdi aslında Murat çok güzel bir noktaya geldi. O çile çok önemli bir şey. Mesela dönen kedi çıkışı, küçücük bir bölümden dönen kedi çıkışı çile. Yani çileyi çektiğiniz zaman, yani tasavvufta da bir sürü çile çekildiği için bir yerlere gelinmişti. O çileyi çektiğiniz zaman sanırım adam olmaya başlıyorsunuz. Yani çilesiz adam olunmuyor. O çileyi çektiğiniz zaman sanırım adam olmaya başlıyorsunuz. Yani çilesiz adam olunmuyor. Yani çilesiz adam olunmuyor. Yani çilesiz adam olunmuyor. Evet, kitaplarımız Emran Gülay Mert kardeşimize gitti. İki tane suçu var. Bir, kitaplarımı çok geç verdi. Emran neredeyse ben Facebook'a, Facebook'a girelden beri benim arkadaşım. Daha birkaç ay önce sipariş verdi. Bir, çok geç verdi. Suçu bu. İki, sipariş verip parasını ödeyip aldığı kitapları hala okumamış. Aç Emran kardeşim. Bunlar okunacak. Sadece kendiniz okumakla kalmayacaksınız. Parası olanlar bunlardan alacak, parası olmayanlar da okutacak. Osman Turan sadece kendisine bu kitabı sipariş vermedi. İzmir'deki arkadaşlarına hediye etmek için de bir sürü kitap aldı. Hemencik size onları okuyorum. Anıl, Nezihe, Fatih, Duygu, Barkın, Sevük, Burcu, Başak, Mehmet, bir daha Mehmet, Mustafa, Adnan, Cömert ve bir de Ersen. Osman Turan gibi 15-20 tane idealist okuyucumuz olsa sırtımız yere gelmeyecek. Çünkü Osman Turan sadece arkadaşlarına hediye için toplu sipariş vermedi. Bu kitabın yayınında da ciddi şekilde katkısı var. Sadece kitapta da değil, bu ayrıntısını daha sonra anlatacağım 12 sayfalık renkli büyük boy diskografyamızın basımında da kendisinin desteği var. Çünkü benim bu kitaplarımda verdiğim bilgileri insanlar reenkarne olup 10 defa da doğsalar gene öğrenemezler. Biz burada masal anlatmıyoruz. Erkmen Sağlam abimizin ifadesiyle resmen Barış Manço 15 sene önce ölmüş olmasına rağmen Barış Manço tarihine not düşme devam ediyoruz. Bu hizmet, bu misyon devam ediyor. Hayır, şu da olabilir. Belki de Emren kardeşimiz bu iki kitabı değil de Dağı Aşan Deve Barış Manço okumaya başlamıştır veya Ekmeğimizi de Gözyaşımızı da attı Barış Manço kitaplarımızı. Onun için bu kitaplarda yazanlardan haberi olmayabilir. Emren 70 ve 60 darbelerini de sormuş. O salonu dolduramayan Murat Yatağan Baba değil. Bu adamın eğer çok önemli bir servet kaygısı olsaydı allem ederdi, kallem ederdi, bunu İstanbul'da bir yerden bastırırdı bunu. Neden mi? 12 Eylül günü TRT programları yeniden düzenlendi. Barış Manço ve Hasan Mutlucan'dan şarkılar, türküler yerleştirildi programa. Barış Manço darbe döneminde bile TRT ile yani başındaki komutanla rahat görüşebiliyordu.